Efendim merhabalar, mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Beyaz TV ekranlarında ana habere başlıyoruz. Ben Melisa Bağcı. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde mesajlarını Muş'tan verdi. Birlik ve beraberlik mesajları da veren Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin birliğin meyvesi olduğunu vurguladı. Milletçe bir olursak zorlukların üstesinden geliriz ifadelerini kullandı. Malazgirt zaferi inancın ve imanın yanı sıra birliğin ve beraberliğin meyvesidir. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi demeden 85 milyon olarak şu nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkleri Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü için Muş'taydı. Binlerce vatandaş Erdoğan'ı ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuyla karşıladı. Onu çok seviyoruz, kelimelerle anlatamam. Kilometreler uzaktan Cumhurbaşkanımızın coşkuyla Malazgirt Zaferi'ni kutlamaya geldik. Erdoğan konuşmasına büyük zaferin önemini anlatarak başladı. Malazgirt'i sadece şanlı tarihimize ait altın bir halka olarak değil, 2071 Türkiye'sine giden yolda yolumuzu aydınlatan bir fener olarak da görmemiz gerekiyor. Milletçe zorlukların üstesinden ancak bir olursak geliriz. Vatanımıza yönelik saldırıları ancak beraber olursak püskürtürüz. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi zafer üzerinden birlik ve beraberlik vurgusu da yaptı. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan fitne odaklarına geçit vermedik, vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından MHP lideri Bahçeli'ye ay yıldızlı tablo hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan mesajında şanlı Malazgirt Zaferi sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır ifadelerini kullandı.